Sayın Divan, çok değerli hocalarım, çok değerli okuldaşlarım, meslektaşlarım, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii konuşmam başlarken öncelikle bu camiada değer olur. Hepsini tek tek sayma şansı yok ama kendisinden çok şeyler öğrendiğim başta Alkan Fidan Arzım olmak üzere Sabri Tümenleri ve tüm aramızdan ayrılanları rahmetle anmak istiyorum. Buradaki tanıtılanlar tek tek çıkarlarsa seçimlere herhalde zaman kalmayacak gördüğüm kadarıyla. Ben de biraz özet konuşmaya yapacağım müsaadenizle. Tabii öncelikle muhasebe camiasının önemini, mücadelesinin gelişimini başta hocalarım olmak üzere bu salonda olan birçok dostlarımın katkılarıyla meslek bir yerlere gelmiştir. Ben özellikle de bugün buraya gelişiminde iki şapkayla, bunlardan bir tanesi divan başkanlığı yapan sevgili Ziya Dişanlı'nın 90 öncesinde bu mesleğin yasallaşmasında Mali Şahiler Derneği'nin özel bir yeri olduğunu ve o yıllarda Beyoğlu Derneği'nin kurucusu olarak yasa çıktığı zaman Türkiye'nin dört bir yanında onların kurulmasında bu rolümüzün özel bir yeri olduğunu asla unutmamız mümkün değil. İkincisi, öncelikle gurur duydum. Önce siyasal mezunu olarak, daha sonra Marmar olarak birleşen ve çok değerli hocalarımın destekleriyle, katkılarıyla da yine bu gelişimde özel bir yeri olduğunu onlara teşekkür etmeden konuşmamı başlamam mümkün değil. Tabii değerli katılımcılar, ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Pandemi bitti, arkasından bir depremle karşı karşıya geldik. Maalesef bu acıları çok çabuk unutuyoruz. Deprem bölgesinde 56 meslektaşımızı kaybettik. Onları da rahmetle anmak istiyorum. Tabii bu yaralar nasıl sarılacak? Zaman alacak ama şunu gördüm. Marmara depreminden sonra tüm oluşmuş olduğumuz fon sayesinde bu yaraları sarmasında çok ciddi anlamda hızlı yol alabildik. Tek başımıza yeter mi? Asla yetmez, mümkün değil. Hep birlikte bu yaraları sarmaya devam edeceğiz. Ekonomiye bakıyorsunuz. Burada çok değerli hocalarım yanında ahkam kesecek değilim ama rakamlara hiç girmek istemiyorum. Ama o da bir facia. Her geçen gün yoksullaşıyoruz. Her geçen gün ekonomi altında eziliyoruz değerli arkadaşlar. Bunu niye anlatıyorum? Reşat Kaynar hocam benim borçlu hukuk hocamdı. Bir gün Yüksek Ticaretler'in bir etkinliğinde bir plaketi kendisine takdim etme onuruna sahip olmuştum. Plaketi alırken şunu söylemişti. Arıkan dedi, eğer dedi bu ülkeye dedi demokrasiye, cumhuriyete layık diye çıkmaz, sahip çıkmazsan dedi sana hakkımı asla ilan etmem dedi hocam bana. Şimdi niçin bunu söylüyorum? Bir yarış var. Dün de ifade ettim. Bu yarışta kazanan bir tek şey olacak arkadaşlar. Yüksek Ticaret Camiası diyor. Bunun hiçbir endişemiz yok. Ama gerçekten hayatımızdan memnunsak, burada üniversite hocalarımız var. Bilmiyorum memnunlar mı hayatlarından? Hukuktan bahsedebiliyor musunuz? İnsan haklarından bahsedebiliyor musunuz? Ben diyorum ki gelin 14 Mayıs'ı en önemli günü ilan edelim. 15 Mayıs'ta da güneş yeniden doğsun diyor. Sevgiler, saygılar. Teşekkür ederim.